Efendim 10. bölümden herkese merhabalar. Sizlerin Uğur Bey Rusya'ya savaş açarsa beğeni rekoru kıracağım dediği oyunun yeni bölümündeyiz. King'in de yardımlarıyla iki cepheden hücum etmeyi planlıyoruz Rusya İmparatorluğu'na. Şu an kendisinin borcu falan var mı? Zor bir savaştadır muhtemelen diyormuş. Yok ya, savaşı da zor değil aslında. Kendi savaşını bitirmiş. Burada bir savaşı vardı onun. Onu bitirmiş. Şimdi bizim savaşa konsantre olacak. Kötü namlı bir de arkadaş. Borcu harcı yok. Çok ilginç. Velhasıl bizi ilgilendirmiyor. Biz bu savaşa girişeceğiz. Birkaç toprağını ele geçirmek istiyoruz. Nüfusunun da olduğu. Sonra da İran'ı ele geçirmek istiyoruz. Ama kötü şöhreti iyi ayarlamak lazım. Yoksa başımıza iş çıkmasın. Diyor. Kaldığımız yerden devam edelim efendim. Bakalım neler olacak. Evet, Rus ordusu neler yapacak şimdi? 17 asker burada. Gariban görünüyor ordu bu arada ama. Niye bu böyle olmuş? Organizasyon penaltısı yiyor. Evet, normalde daha güçlü bir ordu çünkü. O kadar zayıf değil. 18 ay. Ya topçu daha erken gelse o kadar iyi olacak ki. Şu anda. King öbür tarafa yığıldı mı? Abi bir dakika, King'i çağırmadın Uğur Bey. King gelir misin canım kardeşim? Müttefikim buyur. Çok güzel. Şimdi Ruslar endişeliymiş. Yanındaki devlette çağır. Bu arada Rusya ile arasında ateşkes varmış. Aslında Britanya'yı bile çağırabiliyormuşum bu savaşa. Enteresan bir olay. Enteresan bir olay. Enteresan bir olay. Tamam, şimdi sıra bende. Vilayet fethet. Öncelikle Besarabya diyeceğiz. Bakalım ne kadar kötü şöhret veriyor. 22.8. Of. Bir de Odessa'yı eklesem bitti. İran'ı nasıl fethedeceğim? Çok güzel. Vilayet fethet. Odessa'ya kaç istiyor? 35 çüş. Bunları bir de savaş lideri yaparsam 18, 35. Oh. Kalsın. Çekilirse bir toprak alacağız. Kötü şöhretler gider. Kritik değil. Bu arada şimdi ben seni son seviyeye getireceğim. Fakat kauçuk var mı memlekette? Bir ondan haber ver Uğur Bey. Kauçuk. Biz kauçuk üretebiliyoruz. Güzel. Hemen kauçukları agresif bir şekilde üretmeye başlayalım. Yani en azından tesisleri kuralım. Sonra iş hallolur. Zaten bunların hepsi kurulsa yeterli yani daha artık. Başka bir şeye gerek kalmayacak. Ruslar sınırlarımıza ordu... Bize karşı yerli ayaklanması mı var? Fransa da bize saldırıyor. Hayda. Neresi için? Ne oldu gene? Bıktım seninle savaşmaktan. Bıktım be kardeşim ya. Lübnan'ı özgürleştir, Kıbrıs'ı özgürleştir. Yok ya. Kötü şöhret artınca böyle savaşlarla karşı karşıya gelebilir. Bir tane daha mı saldırı var yoksa? Ne oluyor lan? Ordumuz hazır değil ya. İş kötü yanı. 72 birim. Seni buraya alalım. Seferber ol. Çıkamasınlar oraya. Bu heriften ben ne isteyeceğim şimdi? Lübnan ve Kıbrıs. Şu bölgeyi korusam yeterli. Buraya bir asker koyup şurayı ele geçirebilir miyim acaba? O da bir kötü şöhret yazacak ama. Geç bakayım böyle. Burası direkt Fransız İmparatorluğu'na bağlıymış. Bakacağız. Bir de koloni vardı burada bir yerde değil mi? K-
Kahredici ya. İşte bak görüyorsun, hemen arkadan vurdu. Nasıl biz vuruyoruz, onlar da vuruyor işte. Yapay zeka. Çakal yapay zeka. Çakal. Peki Rusya ordu getirecek mi acaba? Ha. Fransa Savaşı'na geliyorlar yükümlülük karşılığında. İyi. İyi. Dört devlet daha geliyormuş yanımda. Aha Britanya. Ne diyorsun? Aa, olmaz. Olmaz. One minute. Olmaz. Kabul etmiyorum. Rusya geliyormuş. O da yükümlülükle gelirim diyor. Gel kardeşim, ayıp ediyorsun. Yükümlülüksün, köpeğiniz olsun ya. Evet, şimdi İtalya karşımıza geçecek galiba. Saygılar sunuyoruz. 129 taburu var ha, az da değil. Enteresan. Fransa'nın ne kadar askeri vardı? 307 taburu var. Çok iyi. Belçika yanlarına geçti. Abi bir şey de talep edemiyorum ki ekstra. Hayvan gibi kötü şöhret oldu. İran'ı fethedeceğiz diye yaşananlara bak ya. Dünya savaşı çıktı. Ama bunlar ikisi hep aynı anda zaten. Organize saldırıyorlar her seferinde. Alçak herifler. Bir şey isteyesim de yok bu adamdan. Yani şunları falan alsak. Mı acaba? Yok. Bunların Birleşik Vilayeti var mı buralarda bir yerde? İşgal etsek. Yok. Birleşik Vilayeti yok. Olsaydı. Olsaydı fena olmazdı. Tamam ben gene de zaten savaş tazminatı var. Gerek yok bir şey talep etmeye. Burada bir asker varmış mı acaba? Ne, buradan gelebiliyor mu ya? Vay canına. İkiye bölelim burayı. Komutan Yaman savunmacı. Fransız ordusu nasılmış? 40'a 40. Rus orduları da yavaş yavaş dizilmeye başladı sınırlarımıza. Çok güzel. Rusya savaşı başladı an itibariyle. İlk saldırı bizden mi? King mi saldırıyor? Çok iyi. Buraya orduları yığmış. Sen şurada bekle abi. Cepheye girme de. Çıkarmayı durdururuz. İtalya girdi mi karşı tarafa? Eksi şey 140 görünüyor. İtalya geçmiş. Ulan bu ne böyle ya? Dünya savaşı çıktı. New Granada. Tamam böyle yani cepheler. Yapacak bir şey yok. Peki Prusya acaba bütün ordusunu buraya koymayı düşünecek mi? Çok merak ediyoruz. Şeyler yapmaya başladı. 199 asker var. 36-45. Benim bir 55 taburum var. Desteğe gitse Rus şey Fransız ordusunu orada oyalamak için. Bir dakika. Oyun nasıl kasıyor yalnız. Rusya orduları iyi mi? 42-53. Hem de nasıl? Terminatör adam. Ne yaptık? Kazanıyor muyuz? Önde miyiz? Aman tanrım. King'in burayı komple domine etmesi lazım. Ruslar... Bu asker niye burada bekliyor? Çıkarmayı önlemek için değil mi? Fantastik. 22 birim var. Sana zahmet orayı bitir. İyi bakmamız lazım. Şimdi buralara bir çıkarma falan yapacak. Ne yapıyor bu? Rus donanması. Ha. Benim donanmam nerede?
Aa, benim donanmam buraya gelmeli. Zahmet olmazsa. Güzel. Şimdi 20 birim buraya geçiyor. Nasıl da kasıyor, nasıl da kasıyor. Son olarak bakalım Fransa. Aa, bitti artık. Tamam. Ya yani yapacak bir şey yok. Son dakika gelişmesi bir şey yapabilir miyiz dedik ama. Büyük vagonlar. Broker şey nüfus puanında problem varmış. Buyursunlar. Buyursunlar. Eksi 397 diyorsun. Gojem ne diyor? Hala isyankar mısın be adam? Ne alçak adamsın be. Ne utanmaz, ne hain. Nüfus puanı yok. Eflak eksi 37 falan. Onları çözemeyiz biz şu anda. Lobileri fonla mı? Ya bunlara gerek yok ki. Gerek yok abi. Şuradan bak. Fransa İmparatorluğu. Onun ambargosunu çekeyim. Anlamı yok ambargonun. Güzel. Bir süre için vergilere yüklenmem gerekecek. Maalesef. 300 bin buradan geliyor. Tamam. Ama yok, tamam değil. Eksi de şu an. Yapacak bir şey yok. Tüm ordu cephede zaten. Hop. 100. Oha. Ne ara getirdim bunları ya? Getir buraya çabuk. Son direniş. Rusya ordusu bitti mi? Rusya ordusu bir de savaştan çıktı ya, onun da etkisi var. Aslında birimleri zayıf şu anda onun. Çok savaş yaptığı için. Tedbir almadan ilerle. Tamam, sen saldır. Buraya ama geç kaldık işte. Bir an geç kaldık. Gereksiz yere yıpranıyor birimler şimdi. Gerçi kayıplarda ben daha iyiyim aslında. Peki. Sayın Prusya. Ya şu 98 biriminizi niye getirmiyorsunuz acaba? Rusya ile savaşta değilsiniz siz. Savunma bu birimler. Olur. Olur. Kurduk mu tesisleri? Ne yapıyorsun ya? Kauçuk. Üretiyoruz abi. Hemen alet atölyelerini sonraki seviyeye taşıyorum ben. Kauçuk eksiği başladı diyorsun. Üş. Ama kurduğumuz yerler işçilerini alabildim acaba? Mesela. Şimdi bak. Çok iyi bir kar var. Bunlar başlar şova. Evet, başladılar bile. Kazanabilecek miyiz biz burayı? Abi adam ilerliyor. Çocuk işçi. Ya Prusya ne halim varsa gör deyip çekileceğim ya. Bu adam savaşı bıraktı abi. Gelmiyor ki. Yürü. Biz buraya kaybedeceğiz şimdi onun yüzünden. Eğitim kurumumuzu bir seviye arttıralım isterken maalesef şok edici bir şeyle karşılaştık. Bürokrasi puanımız yok. Demir yolu. Buyurun. Bir dakika. Devam. Qing orduları doğudan ilerliyor. Bizim ordularımız ufak ufak bu bölgede ilerlemeye çalışıyor. Rusların 100 birimi bekliyor orada. Bunlar bu cephede mi yoksa bekliyor mu harbiden? 175. Bunlarla birlikte mi o? Sen şurayı tutarsan nefis olacak bak. Kaybedildi mi Trablus, Garp? Gerçi pazarlık edemeyecek değil mi?
Evet, hükümdar savaştayken doğru. Kukla devlet ne işi var? Biz gene de savunalım. Hayda. Ordu yığıyor buraya ya. Çözüm üretmemiz lazım bu işe. Şu 20 birim ne yaptı? Ne var ne yok işgal ediyor burada. Güzel. 260 tabur asker getirdi. Ne yapıyorsun lan? Yok artık. Kauçuk sanayisi genişletilmiş. Güzel. Alet atölyeleri son derece karlı bir şekilde devam ediyor. Güzel, güzel, güzel. Evet, Rus ordusu burada da sanırım artık geri çekiliyor. Anladığım kadarıyla önceki savaşta epey bir kayıp yaşamış. Burada birimi var ama savaşamıyor birimleri. Bir de sayısı da az toplamda. Vura vura ilerleyeceğiz diye umut ediyoruz. Bakalım. Bu 200 taburu nasıl 300 tabur askeri yığmış. Prusya da sağ olsun şuradaki güzel askerlerini getirmiyor. Niyeyse. Alçaklık diz boyu. Ben burada kimle savaşıyorum lan? Haberim yok. Sen Pers'i desteklemek istersin. Pers sana karşı savaşa girer. Olacağı bu. Olacağı bu. Kaç liman daha yapmamız lazım? Bir de komşu kampları. Yükseltilebilecek olanlar var. Yap yap sen. Altyapı sorunu varsa hemen yetiş. Of, Erzurum'a bak. O ne lan? Çalışan insan yok. Sübvanse etmemiz lazım. Bir şekilde gelebilsin. Yani Necit temerrütte kalmış. Burada ise 100 savunmayla bile duramıyoruz. Çünkü çok fazla kaybımız var. Evet. Şu 20 birim nereye gidiyor şimdi? Burada. Tamam sen orayı bir çöz bakalım. Burası tutabildiği kadar tutsa nefis olacak. Sonra buraya asker getireceğim. Ruslar henüz eksiğe düşecek durumda değiller. 3 tane vilayet tam olarak işgal edilmedi. Aslında artık var gücümüzle saldırabiliriz burada. Çünkü çok kayıp yaşadılar. Evet. Of of. Rusya'yı iyi zamanda yakaladık yalnız var ya. Tam yenilgiler aldığı dönemde. Daha fazla generali saldırıya yönlendirdiğiniz anda hemen hücum başlıyor. Aslında daha erken bunu fark edebilirdik. Sonuçta %90'larda ya. Biraz geç gördük orayı. Fransızlar ilk hedeflerini gerçekleştirmek üzere. Yani buranın savunulması lazım artık. Bir tane askeri getiriyorum buradan. Acil. Burayı savunmak için. Son direnişler, geciktirme taktikleri. Acil. Neresi? Neresi o? Ha. Problem değil. 71 kötü şöhret var. Benim nüfuzu da arttırmam lazım aynı zamanda. Şurada 20 kötü şöhretlik devlet alacağız. Şaranlara bak ya. Kahredici olay. Ama bu savaşı kazanırsak sonra saygıdeğer arkadaşlar İran'ı fethedebiliriz. Sorun kalmayacak orada. Geçiniz. Burayı durdurmam lazım artık. 366 tabur asker. İyi bir savunma yapabilirsek çok kayıp yaşayacaklar orada. Zaten şu ana kadar bayağı bir kayıp yaşamışlar görünüyor. Ruslar ise dediğim gibi zaten anladığım kadarıyla zor durumdaymış birimleri. Kayıplar yaşamış. Çok da kontrol etmedim ama
O... Hayır. Zor durumdayken saldırdığımız için çok rahat ilerliyoruz artık. Ama bir savunma desteği geldi şu anda. Ya da benim ordum ilerlemedi. İkisinden biri. 36 puan. Ama eziyor işte ordu. Yani saldırıya başladığı anda hemen rakibi yok ediyor. Eksi 3'e kadar düştüyse fena değil. Savunma burayı çözebilir artık. Yenildiğimiz bir savaşı açsaydım espri yapacaktım ama olmadı. Kahredici. Hepsini kazanıyoruz galiba. Tam olması gereken yerlerde tuttuk Fransız ordusunu. Fransa ama tek sorun Fransa'yı nasıl ikna edeceğiz? Yani baş vilayetini işgal etmemiz lazım. Prusya biraz yorabilirse başarırız gerçi. Yalnız King'in gerçekten çok önemli bir desteği vardı ama şu an burayı kaybediyor. Asker sayısı az. Çekilmeye başlamış. Evet. Fransız orduları İtalyanlarla birlikte Kuzey Afrika'yı işgal etmeye çalışıyorlardı. Fakat işte Uğur Bey'in şanlı Osmanlı orduları savunmaya geçti ve geriletmeye başlayacağız umuyorum ki. Şarapnel topçumuz geldi. Bir de Umman dini isyan. Sen nereden çıktın ya? Abdülsamet miydi? Neydi? Yap. Yap şu değişimi yap. Şarapnel topçusu lazım. Adamlar da vardır. Biz burada gariban askerlerle mücadele ediyoruz. Şimdi sıradaki teknoloji ne olacak? Siber faaliyetlerine 4 yıl var. Sanayiyi biraz daha uçurmak için bu teknolojilere ihtiyaç var diye düşünüyorum bir yandan. Bir yandan bu. Arkadaş üretim teknikleri getiriyor. Buharlı harman aletleri. Bu da mekanize tarımcı. Bunlar çok fazla çalışanımız yok ama biraz daha sayıları azaltır aslında. Güçlendirilmiş beton var. Yok, burası değil. Şirket açalım abi biz. Biz bir şirket açalım artık bence. Bence bir şirket açalım biz. Buradan da feminizme kadar gitmek lazım ki kadınları da iş hayatında kullanabiliriz. Evet, Ruslar gerilemeye başladı artık an itibariyle. Savaş nedenlerimizi işgal etmeye başladık. Hatta işgal ettik anlamına geliyor bu. O yüzden eksiye gittiler. Bu nedir bu? Ordunun biri yerine mi gitmedi? Ne yaptı? Kim bu lan? Donanma değil mi? Bu 100 ordu nereye gidiyor acaba? He. Tamam. Yerini bulduğu anda ilerleyecek artık. Fransızlardan savaş tazminatı alabilirsem nefis olur. Evet, ordumuz yerini aldı. Hemen yalnız bir geçiyor %70. Fantastik. Evet, gitti. Burada az sayıda da olsa Fransız askerleri var. Burayı tutarlar bunlar. Kabul mü? Evet. Ve Rus İmparatorluğu teslim oluyor Osmanlı İmparatorluğuna. Önemli bir zafer elde ettik. Güzel. Sınırlara bak, efsane. Ama buraları birleştirmeye çalışabilirim belki. Güzel oldu. Ben burayı birleştirsem 21 yıl sürüyor. Gerek yok. Koloni kalsın buralar. Çok kültürlülüğü getirsem aslında ona bile gerek kalmayacak. Ne demir yolu mu sorulmuş? Yani nasıl bir memleket kurmuşsun böyle saygıdeğer Ruslar? Şu hale bak. Şimdi Ruslar yenildiğine göre artık biz bu arkadaşlara bir ders vermeliyiz. Prusya'nın da geri çekilmesini engellemeliyiz. 100 tabur askerim olacaktı benim buralarda bir yerde. Nerede bu? Ha, bunu getir buraya. Burada bir savunma yapalım önce. Çek şunu. Bunu da buraya getir. Getir. Zaten gidiyormuş oraya. Tamam. Ya da oradaymış ikisinden biri. Bu da orada. Zaten orada. Evet doğru. Altın orada. Bunları gönder başka yerlere. Gerçekten King gibi dostun olacak. Görüyorsun değil mi? Tam bir canavar.
500 bin gider var. Biraz borç dönemi ama bu savaş atlatılırsa pek sorun yaşamayız. Güzel. Bizim birimler ne oldu? Geçti mi topçular? Şarapnel topçusu. 11 tane mi var? Son hali bu muymuş? Sağ olsun. Kim ayrılıyor şimdi? Yeter ulan. Rumen mi? Vergiler sebebiyle evet. Kahredici olaylar yaşanıyor şu anda. Maalesef. Gel şöyle. Saldırılar devam ediyor. Çoğunlukla İtalyanlar saldırıyor ve ağızlarının payını alıp gidiyorlar. Fransızlar Beyaz Barış'a razıymış. Bir tane toprağına çıkarsam mesela burası Birleşik Vilayet mi? Evet değil. Olsa mükemmel ötesi bir şey yaşanacaktı. 76 gemiyle 57 birimi çıkarmaya çalışalım. Buraya. Destek gelmez ve çıkarma başarılı olursa bu iş tamam. Vergileri kısarız. İtalya gitti. Çok iyi be. Çok iyi be. Şimdi hatta biz saldırıya geçebiliriz burada geldiğimiz gibi. 46 olmuş bak bunda saldırı gücü. Tedbir almadan ilerle. Fransa teslim olacaksın Fransa. Pes edeceksin. Alçak. Direnemezsin. Tazminatı öde öyle git. Çok kayıp yaşadı yalnız. Buradaki bilgiler tabi İtalya'yı yazmıyor. İtalya da çok büyük kayıp yaşadı ve gitti. Nereden çıkarmayıyoruz? Bak sen şu işe. Cevap saldırısı geldi. 72 birim. Penaltılarla gelecek. Bizim ordular hayvan gibi ilerliyor affedersiniz. Şu 57 birimi oraya taşıyalım. Neye bastım ben? Bil şunu. 57 birim. O değil ya. Buradaki ne bu? 48 birim. Gönder onu oraya. Acil gel de ülkeyi vermeyelim adamlara. Kapıda bekliyorlar. Çıkarma başarılı olur mu? Yok ya. Çıkarmayı iptal et. Şu donanmayı hemen getir. Ülkeyi vermeyelim abi. Şuraya bir filo koy önce. ...28 birimi de bırakalım. Şimdilik. Yoksa ülkeyi vereceğiz. Çıkarma yaparlar. Zaten adam burayı bıraktı ya. Şu hale bak. Pavi'ye girmek üzereyiz. Prusyalılarla birlikte. Birim geldi mi? Tamam. Birim geldiğine göre... ya dur şimdi. Bana bir tane boşta bir ordu vermen lazım. Nerede? 57 birim. Şu arkadaşı buraya donanmayla çıkarabilir miyiz? Ve saldırı emri verelim. Temkin. Tamam ilerisiz. Gönder gitsin. Ordu geldi zaten buraya. Penaltılar yiyeceği için çok ağır yenilecek Fransız ordusu. Ve eksiye düşmüş Fransa. Fantastic drive. Fantastic. Çünkü doğru ya. Burayı işgal ettik. Biraz daha işgal edip aslında Fransa'yı iyice yıpratacağız da. Rumenlere geleceğim birazdan Rumenlere. Yeni fethettiğim yerde olmuş. Burada Fransızları bir sağlam yıpratalım. Ben de buradan çıkayım. Toparlanması güç olsun.
Alçak. Ne demek arkamızdan bize saldıracaksın ha? Hain. Alçak. Buyur. Rusyalıların girmesi çok iyi oldu. Aşırı derecede kayıp yaşattılar adamlar. Fransızlara. Güzel. Hadi git şimdi. Şimdi şunları ters ederim. Gönder bunları. Şu arkadaşı buraya gönder. Saldırsın. Bu da buraya gelsin. Evet, şimdi inşaat sektörümüzü tekrardan kullanmaya çalışacağız. Vergileri de azaltalım hemen. Halkımız tekrar eski günlerine ulaşmak istesinler. Efendim. Buraya biz demir yolu yapacaktık. Hala olmadı mı? What? Ay, gerçi 166 penaltıyla nasıl olacak o Uğur Bey? Şiddetli baskı vermemiz lazım. Demir madenleri. Buranın da potansiyeli fazla. Demir madeni ve kömür açısından. ...390.000 kayıp var. Kafa kafaya gibi hemen hemen. Güzel. Şimdi sayın ve saygıdeğer. İran'ın fethini artık halletmemiz lazım bu savaştan sonra. 66 kötü şöhret var bende. Savaştan sonra bunu hemen çözmemiz gerekiyor. Biraz rahatsız edici boyutta kötü şöhretimiz. Bu da isyankarlığın sebebi olacak ama. Öte yanda. Evet. Çok berbat bir seviyeye geldi ya. Yok mu bir kanun talebiniz? Sayın arkadaşlar. Profesyonel ordu. Koloni sömürüsü. Vergilendirme kanunu. Evet, 123.000 getiriyor fakat vergi kanunu destekleyen insan yok ya. Şu abi çıkar grubu nereye gitmiş? Ah. Sendikalar mahvettiniz beni ya. Kim ayaklandı başka? Ya bir de bunlar vardı değil mi? Bunların isyanları beni öldürüyor, öldürüyor. Ya biliyorsan çık şuraya. 76 ordu seçemiyorsun işte, savaşta ordu. Şey, ters ettik ya. Tamam, diğeri gitsin. Zaten bitmiş orası da. Tamam, geçmiş olsun. Yine sanayi. Burası var. Köylü nüfusu var. Ne karlı değil mi? Pazara mı bağladın ne bu? Öf. Demir yollarına bak. Sözde demir yolu yap diyoruz bir de. Otomatik. Oh oh oh. Ama yok, bu aslında o değil, bu. Mecburen destek vermemiz lazım bizim abi. Yoksa böyle boşu boşuna bina yapacağım sürekli. İşte alması lazım. Demir yoluna. Şimdi bu 60 kötü şöhretin hızla düşmesi için bunu yükseltmemiz lazım. Evet, geldik İran'a. 21 kötü şöhret veriyor. %1 ihtimalle kabul edecekmiş. Savaşa da kimse gelmez. Rusya nasıl gelebiliyor abi? Ateşkes var aramızda. Rusya ile aramızda ateşkes var. Umarım gelme gibi bir saçmalık olmaz. Rusya da benim yanıma gelebiliyor bu arada.
zorlarsan. Aslında hepsi gelebiliyor ilginç bir şekilde. Bir şeyler verirsek hemen geliriz diyorlar. Bunun askeri var mı? 4 tane birimi varmış. Yazık ya. Getir şuraya. Umarım herhangi biriniz savaşa girme cüretini göstermezsiniz. Saygıda ben ha King. Saygıdeğer King gelsin. Ekstra bir şey yapmayacağım zaten. Yeterince ürkütücü olsun bu savaş. Endişeli. Ne yapayım? Britanya'yı da mı çağırayım? Savaş olmasın diye. Kan dökülmesin diye. Ah, Rusya karşıya geçti. Aman tanrım. Abi ateşkes var aramızda. Keşke gelmesen değil mi? Biz niye ateşkes yaptık seninle? Neyse daha fazla kayıp yaşayan sendin. Umarım toparlanamamışsındır. Gene kafanı gözünü kırarız yani. Ne yapalım? Toparlanmış görünüyor gerçi. Kahredici bir oyun. Kahredici. Bütün bu cephe oraya mı bağlı şimdi? Evet. Ben bu savaşı yaşamamak için Ruslara daldım. Gene Ruslarla savaşıyorum. İlginç bir olay. Bravo. İlla uğraştıracağım diyor. ...19.3. Nerede var başka cephe? Tamam, zaten King'i savaşa çağırdık. Bu ne, nasıl girmiş savaşa? Ne sundular da girdi? Odessa'yı iade et. Anladım abi. 25 asker koymuşuz. Devasa bir ordu gelmiş oraya. Ben bunu buraya götürmedim mi? Ha, anladım. Savunma. Ya bu savaş yaşanacak nasıl olsa. Adam kararsız. Şu an kaynak talepleri nasıl peki? Güzel. Ülkemiz üretiyor. Ah. Britanya ile aramızdaki fark son derece fazla. Güzel. Bu kim? Bu nereden çıktı şimdi? Ay senin ben. Ya asker bıraksam yener mi seni? Rica ediyorum şurayı bir yeniniz. Çatışma piyadesi. O da savunma ayarlamış birimlerini. Zücü. Yani bu işi savaşsız halledebilmemiz lazımdı aslında. Brezilya neler yapıyor böyle? Brezilya. Evet, Brezilya. Cephelerde saldırıya başlamış. Gerçi acaba ben kendimize mi haksızlık ettim? Çünkü gene çok dominant başladık Rus ordularına karşı. Ya da Rus orduları zayıftı da biz ondan mı yendik? Ben kayıp yaşayıp geldiler ondan oldu dedim ama çok sağlam saldırdık. Peki. Peki ilginç olan bir şey söyleyeceğim. Bu King niye kendini savunmuyor? Bravo. Osmanlı orduları ilerlemeye çalışıyor. Bu arkadaş nerede? Saldırıda kalmış. Hayda. Çıkarma atacağım aslında. Bu arkadaşla da. Brezilya orduları da gelmiş savaşa. Onun da etkisi var. Karargah niye çekemedim? Alternatif bir karargah mı yok? Çek bu tarafa. Heh. Şimdi bunu buradan buraya çıkar bakalım. Ya da buraya. Donanma eşliğinde.
Bir de şuradaki arkadaş vardı. Ne yaptı bu? Burayı yendi değil mi? Aferin sana. Geçiniz. Evet, yeni şirketimiz geldi. Hemen açalım. Yeni şirketimiz ne olsun bakalım. Kömür madenleri. 343 tane kömür madeni. Yani bir zahmet biraz da buraya değil mi yatırım yapalım. Burada köylü var mı? Yok. İran'ın fethiyle çözeceğiz. Birçok meseleyi çözeceğiz. Fakat ben buraya demir yolu nasıl yapmam? Nasıl yapmam? Öylesine iyi madenler var. Demir yolu yok. Yazıklar olsun bize. Burada halletmişiz. Önceden başlayan penaltıyı vuruyordur en fazla. Sen yapmaya devam et. İşçi mi yok? Efendim? Bitirdik mi lan işçileri? Oha! 2 dakikada bitti. Bu da bir başarıdır yalnız. Yani buralar madenler için çok uygun. Sömürülen yerler ya, ekstra bonus veriyor. Koloni sömürüsünü kaldırdığımda o penaltı gider, bonuslar da gider. İmalat sanayisini daha agresif şekilde yapabilirsin. Kim bu? Problem yaşamasın aman ha. Rus ordusu gene tokadı yiyor şu anda. Çıkarma başarılı mı? O da birazdan başarılı olacak gibi. Güzel. Bölümün kaçıncı dakikasındayız? Savaşı bitirip bölümü de sonlandırmayı umut ediyoruz. Bakalım. Britanya ile aramızda ciddi bir fark var. Yakında sanayimizi daha fazla yükseltme şansımız... Ne oluyor burada efendim? Benim ordularım nereye gitti? Heh. Bunlar hareket ediyor galiba. Çünkü imkansız da öyle bir şey. Bir saattir ezen bir ordu var elinde. Şimdi bende bir de profesyonel ordu var. Bunlarda herhalde profesyonel ordu yok. Sayılar kafa kafaya olunca bizim bir bariz üstünlüğümüz ortaya çıkıyor. Saygıdeğer arkadaşlar. Bakın köylü asker var, daha da kötü hatta. Köylü asker olması. Profesyonel ordularda tecrübe kazanımı var. Bakın onlar saldırı bonusu veriyor ekstra. %25'miş hatta. Çok ciddi bir katkı alıyorlar. Profesyonel ordunun böyle bir cezbedici yanı var. Ondan kullanıyoruz. Ama bir yerden sonra sayılar tabii abuk subuk seviyelere gelince artık profesyonel ordu da yetmiyor. Çünkü ben nasıl bakacağım abi? Devasa bir orduya. Atıyorum 200-300 tabur bakarsın. Geri kalanını işte halktan toplarsın. Ama şu anki sistem, profesyonel ordu buna çok izin vermiyor. Sınırlıyor. Halktan getirebileceğin ordu işte kaç? 160 tabur bir şey diyordu. Öyle bir şey. Sıkıntı. Savaşlarımız tüm şiddetiyle devam ediyor aynı zamanda. Halkın zenginliğini çok yakında arttıracağız. Kanun getiriyor muyuz? Hiç kanun da getirmiyor Uğur Bey. Dandun oynuyor şu an. Kanun olarak ne yapabiliriz? Kölelik yasağı her şey var zaten elimizde. Profesyonel ordu. Devam ediyor şu anda. Vergi kanununa ihtiyacım var fakat sendikalar bana problem çıkartıyor maalesef. Güçlü değiller. Bastırıldılar. 160 bin getiri olacak. Halkın zenginleşmesi için çok önemli bir kanun. Hürriyet ve İtilaf Fırkası'na katılmışlar. Seçimler ne zaman? Oo, 2 yıl sonra. Daha çok var. Yani onları hükümete alsam alamıyorum. Partiye girmemiş. Vergi kanunu o yüzden getirilemiyor. Valla başka kanunda yok şu an. Yapabileceğim. Desem de yok. Demokrat biri var. Gerek yok. Kadınlar... reformcu olabilir bak. Kadınlara mülk hakkı işime yarar. Var mı destekleyen? Yok. Yani aslında burada var da. Aydınları iktidara taşırsak oluyor. Yapalım.
Yani artık bir yerden sonra doğum oranı değil de bize nüfus lazım, çalışan nüfus. Evet. İran çıkarması da başarılı oldu an itibariyle. Süvari sayısını da arttırmak lazım. Yani işgal hızımız çok yavaş. Bunların saldırısı zayıf oluyor diye kullanmak istemiyordum. 30 gerçi çok da kötü değiller. Ama böyle bir gerçek var. Adam 45. Gerçi buna göre fena değil. Eksiye düşecek mi bu? Başkenti nerede? Şimdi burayı gösteriyor da ha. Tamam. Oraya da girdik. Tehran. Tamamen ele geçirilmedi mi? Rusya gitti. Rusya'dan vergi isteseydik alırdık ha. Bunlar kim? Necit Heyet diyor. Tamam, kabul. Kabul. Bunlar bizim kuklalar. Keşke vergi isteseydim. Savaş tazminatı. Ruslardı. Adamların sürekli kafasını gözünü kırıyorum ya. İşte bak, tarih alternatif tarih yaratılıyor şu an, görüyorsun. Tarih tersine döndü. Ne, Osmanlılar sürekli işgal ediyor Rusları. Saldırın abi. Karşıda ordu yok. Bir tane orduya karşı devasa bir ordu saldırıyor şu an. Eksi 7. Kabul mü? Kabul. Ve Pers İmparatorluğu tarafımızdan, evet, tarafımızdan ilhak ediliyor. Kabul edilen kültürün bir parçası olan Persleri tebrik ederiz. Böyle bir bug var oyunda. Çok ilginç. Nereye yatırım yapıyor bunlar? Yabancı bir yere yatırım yapıyor herhalde ki ondan oldu. Tebrik ediyoruz. Saygıdeğer paradoksu. Bunları bir çöz bakalım önce. Hepsi bir arada yapılsın abi. Sıkıntı yok. Tamamdır. Nüfus nerede? Tamam. Tiflis'te demiryolu yapılıyor. Okey. Tebriz'de şu an nüfus var mı? 90 bin. Fazla değil ama idare ederiz. İdare ederiz. Güzel. 14,5 tabii bunların sebebiyle. %10. 500. İnşaat sektörünü yükseltelim. Nerede? Tebriz'de. Buraya 2-3 tane. Lan dur. Buraya çelik fabrikası yapmadık biz. Ya, ufak bir penaltı yiyecek. Yapmaya da bilirsin. Çok kritik değil. Ülkenin geneli zaten üretiyor hayvan gibi. Daha da fazla ürettirebilirsin. Ben çelik fabrikalarının üretim tekniğini geliştirmedim bu arada. Stratejik bir hamle yapacağız diye beklettik. Şimdi yapılabilir. Evet. Ya işte savaştan savaşa koşarken o yarım kaldı. Tamam, zaten aşırı derecede bir fark yaratmadı. Güzel. Şu an artıdayız toplamda. Hızlı bir şekilde burayı kalkındırmamız gerekiyor. Efendim, teşekkür ediyorum. Bir bölümü daha sonlandırdık. Yorucu bir bölüm. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız.